Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam öncelikle tebrikler. Çok kritik bir 3 puan zorlu deplasmanda ve 15 maç üst üste galibiyet. Önceki rekor da size aitti, bu rekor da size ait. 90 dakika nasıl değerlendirirsiniz? İkinci olarak da bu rekoru da değerlendirirseniz sevinirim. Ya birincisi hep söylediğim gibi Galatasaray'ın rekoru. Tek başıma bana yaptığım, yaşadığım bir şey değil. Galatasaray'ın bir rekoru. Ben de teknik adam olarak bunun başındayım. Oyuncularımla birlikte, başkanımız, yönetimimiz, büyük Galatasaray taraftarı, her zaman onların desteğiyle nereye gidersek gidelim, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde bize verdikleri destekle bu başarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Biliyorsunuz çok büyük bir yarış içerisindeyiz. Burada kazanmak, bu yarış da bizim kazanma sayımızı her zaman arttırıyor. Geçen sene de böyle olmuştu. Geçen sene 14 maçlık galibiyet. Bu sene 15. maçı kazandık. Şimdi 16. maça çıkacağız. Bu anlamda tabii ki çok mutluyuz, gururluyuz. Galatasaray Kulübü olarak böyle bir rekora imza attığımız için çok gururluyuz. Onun yanında Muslera'nın rekoru var. Ona da değinmek gerekiyor. Daha 4 maç var ama Muslera da kendi rekorunu kırdı. En çok clean sheet diyelim. Tamam, onun şeyini Türkçesini bulamadım. Böyle kafama bunu sağlayan, yaşayan kaleci oldu. Onu da tebrik etmek istiyorum. Bugün de aslında gol yemediysek en büyük sebebi Muslera'dır. Bunu da net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Maçın içerisinde gerçekten bizi geriye düşmememizi, maçın beraberliğe gelmemesini sağlayan oyuncuydu. Biz çok fazla pozisyona girdik, çok fazla ürettik aslında. Yani zevkli bir maç oldu çünkü iki takım da çok fazla pozisyona girdi. Çok fazla gitti geldi. Biz yaklaşık 25 şut atmışız, 56 kere rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Yani böyle bir deplasmanda bu sayılar hücum anlamında iyi. Ama savunma anlamında rakibimize verdiğimiz pozisyonlar vardı. Bunu düzeltmemiz gerekiyor tabii ki. Ama zor bir deplasman. Adana Demirspor takımını da kutlamak gerekiyor gerçekten. Bütün oyuncular iyi bir oyun ortaya koydular. Burada da Adana şehri gerçekten futbol şehri. Onları, seyircilerini de tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir ortam vardı. Maç için çok önemli bir ortam vardı. Hava çok sıcaktı sadece. Nem oldu belli bir dakikadan sonra. Maç içerisinde bu gitgeller oldukça da oyuncuların da yorulduğunu zaman zaman gördük. Ama tekrar geri kazandılar ve bence bu enerjiyle de attığımız birinci gol, ikinci gol. Özellikle ikinci gol tabii ki bizi maça kazandıran gol oldu. Üçüncü golde de çok güzel yine Mertens'in bir asisti, Icardi'nin golü. Bence pozisyonun gelişi, getirilişi, son vuruş hepsi çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün yine önemli bir çaba sarf ettiler. Önemli bir oyun ortaya koydular. Bugün itibariyle 7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın maçı seyredeceğiz. Ama dediğim gibi hep de söylüyorum, biz kendi maçlarımıza odaklandık. Hepsini kazanıp yine şampiyon olmak istiyoruz.